Sevgili mutfaktan tüm kıymetli takipçilerim ve izleyenlerim hepinize yeniden sevgi dolu merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle pastane lezzetine yakın katı yağlı bir poğaça hazırlayacağız. Bunun için 250 gram oda ısısında bekletilmiş yumuşacık katı yağa ihtiyacımız var. Arzu ederseniz margarin, arzu ederseniz tereyağı olarak kullanabilirsiniz. Kullanmış olduğunuz yağınızın oda ısısında beklemiş ve yumuşak kıvamlı olmasına özen gösterin lütfen. Yoğurma kabı içerisine almış olduğum katı yağın ardından üzerine yarım su bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. 1 su bardağı sıcağa yakın ılık süt ardından 1 su bardağı da sıcağa yakın ılık su ilave ediyorum. Hemen ardından tepeli dolu 2 tatlı kaşığı tuz ve 3 yemek kaşığı da şeker ekliyorum. 2 adet yumurtanın bir tanesinin sarısını üzerine kullanabilmek için kenara ayırıyorum. Geriye kalan bir adet tam yumurta ve bir adet de yumurta akını yine hamur malzemelerimin içerisine ekliyorum. Ardından üzerine bir buçuk paket e, maya ilave ediyorum. Arzu ederseniz bir paket maya, bir paket kabartma tozu olarak da kullanabilirsiniz. Veya yine isteğinize bağlı bir paket maya da ekleyebilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmış daha hızlı kabarabilmesi için ben bir buçuk paket maya kullanmayı tercih ettim. Ununu ilave etmeden önce malzemelerimi şöyle kısa bir karıştırıyorum. Ardından yavaş yavaş aldığı kadar un ilave ederek hamurumu yoğurmaya başlayacağım. Ben hamurumu yoğururken toplamda 8 bardak un kullanmış oldum. Sizler 6,5 bardaktan sonrasını lütfen azar azar ve kontrollü bir şekilde ilave edin zaten ele yapışmayan bir hamur oluyor içerisinde bolca yağ olduğu için kulak memesi kıvamında yumuşak kıvamlı bir hamur olmasına özen gösterin içerisinde katı yağ bulunduğu için sıvı yağlı hamurlara kıyasla biraz daha geç mayalanıyor ve çok çok fazla kabarmıyor. Özellikle poğaçaları şekillendirdikten sonra da çok fazla kabarmasını beklemeyin. Bulunduğunuz ortam mümkün olduğunca sıcak olsun. Eğer serin bir ortamdaysanız hamurunuzu yoğurduktan sonra daha çabuk kabarabilmesi için fırınınızı 50 derecede alt üst ayarda bir 5 dakika kadar ısıtıp kapattıktan sonra Ayarları kapalı ılık fırının içerisinde e, hamurunuzun üzerine örterek dinlendirebilir. Bu sayede mayasının daha hızlı gelmesini sağlayabilirsiniz. Yoğurmuş olduğum hamurun kıvamını hemen şöyle gösteriyorum. Dediğim gibi e, sert bir hamur olmayacak. Oldukça yumuşak kulak memesi kıvamında bir hamur olmalı. Yoğurmuş olduğum hamurun üzerine hemen bir poşet yardımıyla ve bir havlu yardımıyla örteceğim ve mayası gelinceye kadar, kabarıncaya kadar dinlendireceğim. Ben yoğurmuş olduğum hamurumu direkt güneş alan balkonumda yaklaşık 45 dakika kadar bekleterek mayalandırdım. Dediğim gibi mayalanma süresi mutlaka bulunduğunuz ortam ısısına bağlı olarak değişecektir. Görmüş olduğunuz gibi yaklaşık ikimesine kabarıncaye kadar bekletmeye özen gösterin. elimi ve çalışacağım zemini hafifçe sıvı yağla yağladıktan sonra mayası gelen hamurumu zemin üzerine aktarıyorum. Mayasını çok fazla söndürmeden hamuru şöyle ortaya doğru bir toparladıktan sonra eşit büyüklükte bezelere ayıracağım. Yoğurmuş olduğum hamurdan ben toplamda 25 adet beze elde ettim. Bezelerin büyüklüğü yine tamamen tercihinize kalmış. Arzu ederseniz biraz daha büyük veya biraz daha küçük olarak da hazırlayabilirsiniz. Hamurdan koparmış olduğum parçaları elimde güzelce yuvarladıktan sonra hafif yağlamış olduğum zemin üzerine diziyorum. Tamamını hazırladıktan sonra da üzerine yine bir poşet yardımıyla örterek yaklaşık 15-20 dakika kadar daha dinlendireceğim. Vaktiniz varsa sizlerde mutlaka dinlendirin. Eğer vaktiniz yoksa hazırladıktan sonra şeklini verip tepside de dinlendirebilirsiniz. Hazırlamış olduğum bezelerin üzerine örtüyorum ve onlar dinlenirken de iç harcını hazırladım. Ben bugün poğaçamın içerisinde süzme peynir ve bolca maydanoz kullanmak istedim. Sizler arzu ederseniz patatesli bir iç harç veya zeytinle kullanabilirsiniz poğaçanızın içerisine. Her ikisi de çok yakışacaktır. Dediğim gibi ben bir miktar süzme peynir ve bolca doğramış olduğum maydanozu karıştırarak iç harç olarak bunu kullanıyorum. Peynir seçimi de yine tercihinize kalmış. Peynirle yapacak olursanız da arzu ettiğiniz her çeşit peyniri kullanabilirsiniz. Ben poğaçalarımı klasik usul pastane poğaçası şeklinde hazırlayacağım. Yani Dilber dudağı görünümü vererek hazırlayacağım. Yeteri kadar dinlendirmiş olduğum bezelerden bir tanesini aldım. Üzerine hafifçe bastırarak yaklaşık çay tabağı genişliğinde büyüttüm. Ardından elimin kenarıyla tam ortasına hafifçe bastırarak bir boşluk oluşturdum. Elimle bastırarak oluşturmuş olduğum o boşluğa da bolca iç harcımdan koyuyorum. İç harcını koyduktan sonra hamuru tam iç harcın üzerine doğru ortadan ikiye katlıyorum. Yine elimin kenarıyla uçta kalan boşluk ve iç harcın iki arasında kalacak yere elimin kenarıyla hafifçe bastırarak poğaçamın dudak şekli almasını sağlıyorum. Biraz evvel de belirttiğim gibi ben bugün bu şekilde hazırlamak istedim ama arzu ederseniz poğaçalarınızı yuvarlak olarak da hazırlayabilirsiniz. Her iki şekilde de gerçekten çok güzel oluyor sonuç. Bu arada sizler de eğer e, poğaçalarınızın içerisine peynirli olarak hazırlamak istiyorsanız ve süzme peynir kullanmayacaksanız mümkün olduğunca pişerken erimeyecek ve çok fazla sulanmayacak bir çeşit tercih etmeye özen gösterin. E, tam yağlı Hafif sert bir beyaz peynir de tercih edebilirsiniz. Yanı sıra lor peyniri de tercih edebilirsiniz. Kaşar peyniri ile karıştırarak böyle lezzetini artırarak da kullanabilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmış. Bu arada videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz bana destek olabilmek için yoruma ufak da olsa bir kalp ya da bir çiçek bırakırsanız çok mutlu olurum. Tariflerimin sesimin nerelere kadar ulaştığını gerçekten çok merak ediyorum. Beni hangi şehirden veya hangi ülkeden izlediğinizi yazarsanız da çok çok sevinirim. Videoma tesadüfen denk geldiyseniz ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı, gelecek tariflerimi kaçırmamak ve hemen haberdar olabilmek için de bildirimler al zilini aktif etmeyi unutmayın lütfen. Tariflerimizden daha çok arkadaşımızın yararlanabilmesi ve tariflerimizin daha çok kişiye ulaşabilmesi için videolarımı sosyal medya hesaplarınızda da paylaşabilirsiniz. Ricaımı dikkate alan ve beni destekleyen herkese şimdiden sonsuz teşekkürlerimi gönderiyorum. Yavaş yavaş poğaça yapımımı tamamladıktan sonra yine tepsinin içerisinde de üzerine örterek bir müddet daha tepsi mayasının gelmesini bekleyeceğim. Yine aynı şekilde eğer bulunduğunuz ortam oldukça serinse fırınınızı önceden alt üst ayarda bir 5 dakika kadar ısıtıp ayarları kapalı ılık fırının içerisinde dinlendirerek de tepsi mayasının daha hızlı gelmesini sağlayabilirsiniz. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisinin üzerine poğaçalarımı aldıktan sonra üzerini yine bir poşet yardımıyla hava almayacak şekilde örttüm. Yaklaşık 15-20 dakika kadar da tepsi mayasını güzelce getirdikten sonra biraz evvel ayırmış olduğum bir adet yumurta sarısının üzerine 2 çay kaşığı kadar sıvı yağ ilave ettim. Eğer arzu ederseniz 2 çay kaşığı kadar da süt ekleyebilirsiniz. Yağ ve yumurtayı güzelce karıştırdıktan sonra her bir poğaçanın üzerinde fırça yardımıyla güzelce yumurtasından sürüyorum yumurta sürme işlemini de tamamladıktan sonra bir çatal yardımıyla poğaçanın uç kısmında kalan boşluk yerine çatalla şöyle bir çizik atıyorum. Ardından arzu ederseniz bu aşamada susam veya çörek otu serperek de pişirebilirsiniz. Yaklaşık 5 dakika kadar önceden ısıtmış olduğum 200 derecelik alt üst ayar fırında alta yakın konumda yaklaşık 25 dakika gibi bir sürede poğaçalarımın altı ve üzeri güzelce kızarıncaya kadar pişirdim. Her fırının pişirme durumu birbirinden farklıdır. Sizler de kendi fırınınızın pişirme durumuna göre altı ve üzeri güzelce kızarıncaya kadar kontrollü bir şekilde pişirerek poğaçalarınızı fırından alabilirsiniz. Eğer vaktiniz varsa tepsiden almadan önce mutlaka ılık bir kıvama gelmesini bekleyin. Ben poğaçalarımı yolluk olarak hazırladığım için hiç vakit kaybetmeden sıcak haliyle hemen uygun bir saklama kabına aktardım ve ellerim yanarak da olsa sizlere hemen bölüp iç dokusunu da yakından göstermek istedim. İnşallah bu güzel tarifimi sizler de evlerinizde dener ve beğenirsiniz. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin. Yiyenlere afiyet şifa olsun inşallah. Deneyen arkadaşlarımdan kıymetli yorumlarını dönüşlerini mutlaka ama mutlaka bekliyorum. Yepyeni tarifler ve yepyeni videolarla tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın.